Sayın Meclis Üyeleri, Başkan Yardımcıları, saygıdeğer çalışma arkadaşları, kıymetli misafirler, değerli basın mensupları, hepinize saygı sevgiyle selamlıyorum. Herkese günaydın. 2015 yılı bitti, seçimlerimiz de bitti. İnşallah 2016 yılında güzel bir yıl geçiririz. Ben hepinize başarılar diliyorum. Şahsınıza, ailenize, ilçemize her şey yolunca olsun. Sağlıklı sene diliyorum. Bizler de belediye olarak planlarımızı yaptık. İnşallah 2016 yılı gerek yatırımlar alanında, gerekse hizmetler alanında İmzalarım. Çok daha güzel bir yıl olacak. Şimdi yoklama yapıyorum. 593 sayılı belediye kanunu 2. maddesi gereğince belediye komisyonu üyelerine komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için ilgili kanunun 3. maddesi uyarınca belediye... Yapıyoruz başkanım, 5 kişi aldık. 5 kişi? Evet. Tamam, kabul edilmiştir. Oylarınıza sunulur 5 kişinin oluşmasına. Evet, oy belediye kabul edilmiştir. İsimler? Aday olacak arkadaşım. Grup olarak belirlemesi lazım. Grup olarak belirleyin. Grup olarak. Grup olarak Eyüp Karaslan, Eyüp Manzu, Turgay Aydın öneriyoruz. Diğerlerini evet, aday olanları yazıyoruz. Biz de başkanım, yine Ziya Hanım'la Sibel Kıbrıs'ı yazıyoruz. Sezai Meriç. Sezai Meriç. Yok Nezih Bey, ben onu beğenmedim. Bir daha çekerseniz. Hayırlı olsun. Sibel Yıldız 30 oy,
Nezih Anal 28 oy. Evet arkadaşlar, 5 arkadaşımız belli oldu. Seçilen arkadaşlar belli. Diğerler kalır. Diğerler arkada. Var mı? Diğerler arkada. Sezai Meriç 14, Fevzi Ekşi 12. 14, 12. Şimdi buna göre seçilen arkadaşlar Yıldır Aslan'dır ve Fevzi Mazlum, Sibel Yıldız, Nezih. Gündemin başında karla mücadelede çok büyük başarı elde ettiğinizi söylemiştiniz. Ancak bu başarıyı bizim verildiği çalışanları doğrudur. Canla başlı çalışmışlardır. Yani belediye çalışanlarımızı üstlendiriyoruz onlar bizim emekçilerimiz çünkü. Ancak sen dersem kriz masası yönetiminde bir sıkıntı oldu. Çünkü Karadeniz Efe'li tarihinde meydan başı caddesi hiçbir zaman karla kapanıp da ulaşıma eşit vermeyecek duruma gelmemişti bu zaman. Üstelik 4 gün kar yağışı, aralıklı yağan bir kar yağışıydı. Sürekli 24 saat yağan bir kar yağışı değildi. Bir ikincisi, cumartesi pazarını halkımız gidip oradan alışveriş yapamaz duruma geldi. Bu karları temizleyemedik. Yani bir Alaplı Belediyesi kadar olamadı. Alaplı Belediyesi kısıtlı imkanlarına rağmen bütün belediyenin imkanlarını var gücüyle kullanarak kendini tertemiz hale getirmiş, kışın ve kendi meclisinde de AKP yöneticiler tarafından teşekkür olmuştur. Biz burada Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak belediyede çalışan işçi arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Onların gayretleri çoktur. Ancak yönetimde sıkıntılar var. Buna dikkat etmek gerekiyor. Bir de bu araç alımlarında önümüzden ki karla mücadele eğer bir hafta daha sürmüş olsaydı herhalde Güneydoğu'da yaşanan sokağa çıkma yasağının karla biz yaşamış olacaktık. Bunun önüne geçmek gerekiyor. Bunun önüne geçmek için de iyi yönetmek gerekiyor. Biz iyi yönetildiğini düşünmüyoruz. Daha iyi yönetilmesini istiyoruz. Daha iyi yönetilsin ki okullar tatil olmasın. Okulların tatil olması da biliyorsunuz okullara gidince hale gelmiş yolların açılmamasından kaynaklanıyor. Bugün eğer Erzurum, Kars'ın kara yereyle yağmış olsa herhalde çocuklarımız 3 ay yola gidecek. Bunu göze almak gerekiyor. Tedbirleri çok iyi almak lazım. Karla mücadele 24 saat kararından mücadeledir. Yine söylüyorum çalışan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum ben burada. Durum adına. Hizmet alımlarında, araç alımlarında da karla mücadeleyi serle mücadelede olduğu gibi biliyorsunuz bundan 4 ay önce de çamurla mücadele yapmıştınız. Bu sanayi ile ilgili olan şeydi. Karla mücadeleyi daha yapmak gerekir. Bu araçların içinde onlardan konusu çok daha iyi olur diyorum. Teşekkür ediyorum. Veya sizlerin tabiriyle başarısızlık. Şimdi ilkokula geri dönmemiz lazım. Bırakın onu, coğrafya bilgisine bile gerek yok. Sizler de gayet iyi biliyorsunuz ki bazen yakın coğrafyamızda, en yakın coğrafyamızda yağmur düşer, buraya yağmur düşmez. Bazen kar düşer, buraya düşmez. Benim anlamadığım bir şey, doğayla, doğanın yaptıklarıyla test edilme veyahut da onunla karşılaştığımız şeylerden dolayı bir sınava tabi tutulmak hiç hoş bir şey değil. Birincisi bu. Ki biz biliyorsunuz, yani bu coğrafyada yaşıyoruz. Yakın coğrafyada bir sahildeki yağan karla yukarıdaki radar tepesindeki yağan kar veya tutulan kar aynı. Ben burada sizlerin gerçekten haksızlık yaptığınızı düşünüyorum. İki, araç konusunda. Karla mücadele için
Kaç tane araç aldık arkadaşlar? Geçen yıl göreve geldiğimizden beri 4 tane araç aldık. 4 tane araç. Yani karla mücadele için 4x4'lerimiz kamyonlarımızın önüne ilk kar küreğiciler aldık. Şimdi ben aynen sizinle aynı görüşe bakıyorum. Çalışan işçileri tebrik ediyorum. Geçen cumartesi gecesi gece 10-10 vardı. Ben sokağa çıktım. Pazar yerinde veya pazar günü sanıyorum. Çünkü pazartesi sabah başkan yardımcılarına Yasemin'i çağırmış. Pazar gecesi. O işçi kardeşlerimiz, başlarında da biliyoruz. Gece 10-10 kalıyor. 10.30'a kadar orada. İnanılmayacak bir karla mücadele o yolları açıyorlar. Şimdi yolların kapanması. Acaba vatandaş olarak hiç bizim suçumuz yok mu? Ben videoların hepsini seyrettim. Dün gece tekrar seyrettim. Birincisi, baktım yola. Ani bir kar yağışı var. Tabii vatandaş iş yerine gitmiş. Ama yanında arabasını park etmiş ama araç karışıklı. Tabii ki o aracını kaldırmıyor. Bizim arkadaşlarımız da ancak yolun bir tarafını açabiliyor, akan yolu açabiliyor. Bir videoları seyretti. Hakikaten yanında 15-20 santim bir kar çalışıyor ama maalesef bazı araçlar yol olduğu halde, kar kalınlığı 1-2 santim olduğu halde yerinden kalkamıyor. Şunu acaba kendimizi de sor. Ben bakın bunları anlatırken şunu yapmıyorum, savunmaya geçip de hatalarımız varsa biz de hatalarımızdan ders çıkartırız. Ben şimdi biraz sonra size çıkardığım derslerden anlatacağım. Ders çıkartmamız da lazım. Ama kıyaslamada yapmak istemiyorum. Yani o yönden aracımızı aldık. Ve bu araçların içinde karla mücadele araçlarımız da var. Şimdi birincisi, acaba nüfusumuzun, araç kullanan nüfusumuzun yüzde kaçı Kasım ayı geldiği zaman kışlık lastiği takıyor. Ben baktım, videoları ben de izledim. Bir de öyle bir yağış oldu ki 2008 yılından beri en ciddi bir yağışla karşı karşıya kalmışız. Kar, araba yani kar makinamız çalışıyor, arka taraf tekrar doluyor. Karı havada mı yakalayacak? Yani gökyüzüne çarşaf mı gelecek? Şimdi birincisi bu. İkincisi, önemli olan triyaj dediğimiz, hayatta da önem verdiğiniz şeyler, öncelikli ne derler, öncelikleri yapmanız gerekiyor. Kriz masası nedir? Çalışmasını sınıflara ayırın. Bir, çalışacağız dedi. 16 iş makinemiz ve 205 personelimiz hazır. Bir arkadaşlar mutsuz geceler geçirdi. Ve başkan yardımcılarımız da bunların başında. Hastane yollarımız iki araçla beraber bütün hastalar teşekkür ediyor. Hastane yollarımızı açık bıraktık ki biliyorsunuz daha uzak bir coğrafyada olduğu halde ve sert bir coğrafyada olduğu halde. Hastanemize araçlar çalıştı mı? Çalıştı. Ana arterlerimiz açık mıydı? Açıktı. Birinci önceliğimiz burası. Fakat tabii sizler belki evinizde oturdunuz. Ben sokaktayım. Saat 4'te belediyeye geldim. 8'de çıktığımda ben yolda yürüyemiyorum. Yani 4 saatte o zaman bizim her caddeye bir araç bırakmamız lazım. Her cadde. Peki böyle bir imkanımız var mı? Öyle mi? Başkanım, şimdi hastane yolu dediğimiz yol, bunun 3'te 2'si karayolu. Eğer karayolu görevi yapmamışsa biz kimseyi, bakın, burada biz yaşıyoruz, vatandaş... Hastanenin yolu... Hayır, kabul etmiyorum, vatandaş bizim vatandaşı, karayolu falan ama... Biz köprüsünden başlar, kefes tepesine kadar karayollarına aittir ve yapmak zorundadır, mükelleftir. Onu aşmak zorundadır. Karayolu bize gereken desteği verdi efendim. Sayın başkanım. Şimdi, devlet desteğinden çıkıyor. Ben bunu yapamam. Meteoroloji 24 saat önceden haber veriyor artık. Diyor ki, ben yağacağım diyor arkadaş, ben kar yağacağım diyor. Bunu belediye olarak siz her şey imkanları kullanarak her devirde gerekirse devreye sokarak yapabilirsiniz. Her imkan kullanıldı. Bütün müteahhitleri şeylerle telefonlar ederek olağanüstü bir
diyorsun yani. Fakat bu kar yağışının olağanüstü doğa olaylarının nasıl olduğunu ben biliyorum. Ama bu tip olaylardan dolayı da çok fazla biz gerekeni kendi üzerimize düşen görevi yaptık. Ama eksiğimiz varsa tamamlayacağız. Biz bunlardan ders alıyoruz. Örneğin geçen sene yaşadığımız sel felaketi. Bu dereleri buraya biz koymadık. Yani göreve geldik. 2014'te bize Kabasakas'ın deresini Allah nasip etti. Gülüş deresini nasip etti. Şimdi bir de şunu anlamıyorum. Sınav. Sınava hiç girdiniz mi? Girdiniz. Sınav dediğim yer olayla her yerde aynı soru sorulur. Bir ÖSS sınavında Güneydoğu'da da aynı sorulur, burada da. Şimdi burada bir doğa olayıyla karşı karşıyayız. Aynı yağış miktarı bile yok. Siz nasıl bunu değerlendirirsiniz, aynı değerlendirmeye atarsınız? Bizim 31 mahallemiz var. Cenaze hizmetlerimiz aksadı. Bana halk şunu diyebilirdi. Cenazenizi toprağa gömemek. Cenazeyi mezarına götüremedik diyebilir mi? Diyemez. Hastaneye götüremeyen vatandaşımız var mı? Yok. Peki, ana yollarda problem olmadığına göre birkaç tane cadde içi biz de telefonları alıp bakalım hadi gidemiyoruz diyor örnek. Sevgili kardeşim, sizler de biraz yardımcı olacaksınız. Evinizden çıkacaksınız. Bakkal insanın oturduğu yere, yürüme mesafesinde olan yere bakkal verir. Bakkalınıza yürüyeceksiniz. Peki. Bundan okulların tatil olması. Her türlü şiddetli olaylar karşısında okulların güvenlik önlemi açısından Milli Eğitim, valilikler, kaymakamlıklar, geleceğe hava durumunu önüne koyarak da tatil edebilir. Bunlar okulların tatil edilme kararıyla belediyenin ne alakası var? Kaldı ki bütün okulları temizletiyoruz. Şimdi şunu tekrar halkıma da söyleyeyim. Kimseyle kıyaslama kabul etmiyorum. Hiçbir belediyeyle kıyaslama da kabul etmem. Gerek şahsı, gerekse Karadeniz belediyesini kimse rakibi de değildir. Yapacaklarımız her türlü belediye geçecektir. Ve geçeriz de bizim azmimizle, çalışkanlığımızla, bilgi, becerimiz de var. Onun için şu hatayı düşünelim. Kimseyle bizi kıyaslamaz. Eksiğiniz var. Kabul ediyorum. İyilik ya söz vardır, kötü de değil. İyi neresi iyi? Sınav dediniz. Sınava iyi çalışan talebe derste çalışmışsa sınavı başarı da verir. Tembel talebi istediği kadar sınav verirsin sınıfta kalır yani. Kaldığımız gibi sonuçta. Şimdi belediye olarak Sayın Başkan sınav sorusu her yerde eşit olur. Biraz önce siz benden daha iyi biliyorsunuz. Arap'ya yağan kar, yağmur, Zonguldak'a yağan kar, Ağa'ya yağan doğayla sınav olmaz. Doğanın karşısı. Önlem almadık mı? Aldık. Günler öncesinden bu çalışmalarınızı basında da paylaştık. Bu ne sınavı ya? Sınav olur mu böyle bir şey? Yola çıkan araçlar, kalan araçlar, biz de onlara baktık. Kış lastiği, kara lastiği, kar lastiği. Çünkü fotoğrafta
Allah gözüne, ben size videoları paylaşayım. Anons yaptı mısınız? Bir hafta önceden kar gelmeden önce halkımızı uyarırsınız. Karla konuşmaz, yeniden bir seçime girilir. Okuyun burada kalma, yapın. AK Parti grubu veya CHP grubu tek başına denizli komisyon oluşturamaz. Size bunu çıkmasa dahil, yeniden seçime girilir. Tavrım böyle söylüyor. Sayın Başkanım, oylatırsanız. Buyurun. Yani oyların çok geçer sorunu düşünmüyorum. Ama bir madde gösterirlerse bana, bir madde gösterirlerse, hani yorum değil. Evet. Madde gösterirlerse. Yani madde 20'yi gidiyor. Meclisin oylarına sunuyorum. Seçimin iptal edilip... Seçimin iptali edilmesi, tekrarını kabul edenler, etmeyenler diye oylama yapacağız. Başkan, öyle bir oylama olmaz. Karar verir. Başkan karar verir. Ya seçim yapılır, yapılmaz. Başkanım, ben kanun konuşuyorum. Meclis kabul etti. Oylama geçerli. Siz 5 kuşun faizinizi diye bunu meziyet edebilirsiniz. Ancak şu an 5 kuşun diye meclis kabulden sonra 5 kuşun bu faizinizi diye bunu da sorarsınız kuşlarımıza. Ankara vesaire. 5 kuşun bu faizinizi diye